çeşitli dini tabirler 9 İç sürmesi Sual Tam ilmi halde özür bahsinde abdesti bozduğu bildirilen iç sürmesi ne demektir? Cevap İç sürmesi ishal demektir. Namus nedir? Sual Namus ne demektir? Cebrail aleyhisselama niçin namusu ekber denmiştir? Cevap namus kelimesinin ırz, doğruluk, kanun, din, iffet, edep, haya, nizam, emniyet gibi birçok manası vardır. Birkaç örnek verelim. Bir kimsenin mahrem, gizli sırları olup işlerinin ve hallerinin iç yüzüne vakıf olan kimseye onun namusu denir. Hayırlara ait gizli hallere vakıf olana da namus denir. Cebrail aleyhisselam diğer meleklerin vakıf olmadıkları, vahyin sırlarına vakıf ve mahrem olması cihetiyle ona namusu ekber denilmiştir. Din anlamında da kullanılır. İslamiyete namusu ilahi de denir. Nizam anlamında da kullanılır. Ramazan-ı Şerif ayı, İslam dininin namusudur. Aşikare oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur bu aya hürmet etmeyen İslamiyet'in namus perdesini yırtmış olur. Allahü Teala'nın günahları örtmesi o kadar çoktur ki emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları gizli günahlarını açığa çıkarıp rezil ve rüsva etmiyor ve namus perdelerini yırtmıyor. Allah'tan gayrisine yemin edilmez. Namus üzerine de yemin edilmez. Mesela namusum ve şerefim üzerine dense dine uygun yemin olmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Emanet yani namus için yemin eden bizden değildir. Namussuz genelde iffetsiz, edepsiz, hayasız, fahişe gibi manalarda kullanılıyorsa da emniyeti, nizamı bozanlara, İslamiyete uymayanlara, Allah'ın kanunlarını yani emir ve yasaklarını çiğneyenlere de denir bu bakımdan namussuz, kanunsuz, kanunu çiğneyen anlamına da gelir. Hadisi Kutsi Sual Hadisi Kutsi ne demek? Onlar da Peygamberimizin sözü değil mi? Cevap Peygamber Efendimizin manası da, kelimeleri de kendisinden olan sözlerine hadis denir. Manası Allahü Teala tarafından bildirilip de, Peygamber Efendimizin kendi kelimeleriyle bildirdiği sözlere ise hadisi kutsi denir. Bunun için hadisi kutsiler nakledilirken Allahü Teala hadisi kutsi de buyurdu ki denir. Saadeti Ebediye ve diğer kitaplarımızdaki hadisi kutsilerden bazıları şöyledir. Önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz, küçüğünüz büyüğünüz, dirileriniz ölüleriniz, insanlarınız cinleriniz, en mütteki, itaatli kulum gibi olsanız, büyüklüğüm artmaz. Aksine olarak hepiniz bana karşı duran, peygamberlerimi aşağı gören düşmanım gibi olsanız, ilahlığımdan bir şey eksilmez. Allah sizden ganidir. Ona hiçbiriniz lazım değildir. Sizse var olmanız için ve varlıkla kalabilmeniz için ve her şeyinizle hep ona muhtaçsınız.'' Azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azab ederim. Ya Adem, Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Ey Resulüm, sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım. Ey Resulüm, İbrahim halilim, dostum ise de sen de habibimsin, sevgilimsin. Evliya bir zata düşmanlık eden bana savaş açmış olur. Bir kimse kendisine farz yaptığım ibadeti yapmakla bana yaklaştığı gibi hiçbir şeyle yaklaşamaz. Bir kulum bana yaklaşırsa, yani sevgime ve rızama kavuşursa ona sesleri duyurur ve saklı şeyleri gösteririm. Dostlarımı insanlar içinde gizlerim. Onları kimse bilmez. Yere ve göğe sığmam. Fakat mümin kulumun kalbine sığarım. Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. Rahmetim gadabımı aşmıştır. Hasta kulumun günahını affeyledim. Oruç benim için tutulur. Onun karşılığını ben veririm. Kulum beni nasıl umarsa, onu öyle karşılarım. Öyleyse benden hep iyilik bekleyin. La ilahe illallah benim kalemdir. Bunu okuyan kaleme girmiş olur. Kaleme giren de azabından kurtulur. Ey Adem oğlu, ömrünü dünyayı toplamakla harcettin. Cenneti hiç istemedin. Nefsini düşmanın bil. Çünkü o bana düşmandır. Ey kulum, seni kendim için yarattım. Başka şeylerle oyalanma. Rızkına kefilim. Kendini üzme. Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol. Sana hizmet edene güçlük göster. Beni zikreden, hatırlayan kulumla birlikteyim. Ey Adem oğlu, beni sevmek istersen dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü benim muhabbetimle dünya sevgisini bir kalpte asla cem etmem. Ey Adem oğlu, benim sevgimle beraber dünya sevgisini nasıl istersin? Öyleyse benim sevgimi ve rızamı, dünyayı, dinin yasakladığı şeyleri terk etmekte ara. Ey Adem oğlu, her işini benim emirlerime uygun olarak yap. Ben de senin kalbine muhabbetimi doldururum. Bütün dinler içinde İslamiyeti seçtim bu din cömertlikle ve güzel huyla tamam olur. Bu dini her gün bu ikisiyle tamamlayın.''